أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. Hep doğru düşünen, hep doğru yolda yürüyen, hep doğrularla beraber olan, ruz-i mahşerde de dost doğru cennete giden bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim bizleri, çocuklarımızı, eşlerimizi, aile bireylerimizi, dostlarımızı kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan muhafaza eylesin. Ruz-i mahşerde hesabını veremeyeceğimiz işlere bulaşmaktan, dünyada gülüp ahirette ağlamaktan, dünyada varlık içerisinde, ahirette darlık içerisinde olmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Aile bireylerinden bir kısmı cehenneme, bir kısmı cennete ve aile böylece parçalanmış olmaktan da muhafaza eylesin. Çoluğumuza, çocuğumuza, eşlerimize, annelerimize, babalarımıza, dost ve yaranlarımızla Habibin etrafında cennette buluşmayı eksiksiz ve firesiz bir şekilde hepimize nasip eylesin. Amin. Kıymetli dostlar, bugünkü sizinle, siz dostlarımızla olan sohbetimizde her bir insanın muhtaç olduğu, her birimizin muhtaç olduğu bir özellik, bir güzellik, müminde bulunması gereken bir vasıftan bahsedeceğiz. Aş-ı Şerif okuyan hafızımızın da okuduğu ayeti kerimelerde bundan bahsediyor. Ayeti kerimelerde bu konuyla alakalı tevafuk etmiş oldu. Kıymetli dostlar, insanın eliyle, ayağıyla, bedeniyle yapması gereken bir takım vazifeler var. Namaz gibi, yemek yemiyoruz, içmiyoruz, niyetli oruç gibi, hacca gidiyoruz, hac gibi. Bir de kalbimizle yaptığımız vazifeler var. Elbette elimizle, ayağımızla yaptığımız vazifeler, vazife olabilmesi için, değer ifade edebilmesi için kalp ona destek olması lazım. Yani vücut bir ibadet yaparken kalp eğer niyetini halis tutarsa o vücudun yapmış olduğu ibadet ibadet olur. Mesela bir insan iki rekat namaz kılıyor. Namaz kılarken çevremdeki insanlar beni görsünler, bana itibar etsinler niyetiyle kılıyorsa kıldığı namazdan sevap almadığı gibi günah işlemiş olur. Peki burada beden görevini yaptı. Ama görev aksaklık nerede? Aksaklık kalbin takviyesinde. Kalbin niyeti de sağlam olması lazımdı. Yoksa sadece bedenin yaptığı yetmiyor. Bir insan hacca gitse, umreye gitse, hatta cihada gitse, savaşa gitse, katıldığı savaşta maksat Allah'ın dinini yüceltmek değilse, ben çok cesaretli olduğumu ispatlayayım insanlara, görsünler ne kadar cesaretliyim derse, niyeti bu ise, bu insan savaşta ölse bile şehit olmaz. Şehit muamelesi görmez. Pisi pisine ölmüş olur. Çünkü Allah için olmayan hiçbir şeyin değeri olmaz. Bu bakımdan bedenimizle yaptığımız ibadetler var, kalbimizle yaptığımız ibadetler var. Hangisi daha önemlidir? Bedenle yaptığımız geçicidir, kalple yaptığımız temellidir. Çünkü kalpteki duygudan ibarettir, inançtan ibarettir. Duygu ve inanç ise insandan ayrılmaz. Ama namaz kıldığın zaman namazdasın, bittiği zaman oturuyorsun, yemek yiyorsun. Oruç tuttuğun zaman oruçtasın, iftar ettiğin zaman oruç bitmiştir. Hac, hacca vardığın zaman ibadetlerini, vazifelerini yaparken haçtasın, ömredesin, bittiği zaman istirahattasın. Ama kalple ilgili olan duygular ve düşünceler insanın her adım, hayatının her adımında daima kendisiyle beraberdir. Onun için kalp ile ilgili yapılan güzellikler insanın hayatına farklı şeyler katarlar. Tam tersine kalpteki kötülükler de insanın hayatını berbat ederler. Onun için kıymetli dostlar bir araba düşünelim.
Bir araba için lastik teker önemlidir. Ne önemli olmayan ne var ki arabada? Arabayı araba yapan her şey, koltuğuna varıncaya kadar her şey önemlidir. Ama motorun önemiyle koltuğun önemi aynı mıdır? Elbette değildir. Sileceğin önemiyle motorun önemi aynı mıdır? İnsan vücudunda da her organın mutlaka önemi vardır. Ama kalbin önemiyle diğerlerin önemi eşit olamaz. Bu bakımdan şimdi siz dostlarımız da her birimizde olması gereken, hassasiyetlerimizin arasında yer alması gereken bir kalpte temerküz etmiş huylardan bir huy. O da sabır meselesidir. Kıymetli dostlar, sabır elin ayağın işi değildir. Sabır kalbin işidir. Sabır insanın kalbinde olacaktır. Kalp bu kararı verecektir. Kalp bu kararı vermeden sabırlı olamaz ki bir insan. Evvela sabır dendiği zaman şurasını çok net bir şekilde biliyoruz. Nedir o bildiğimiz, hepimizin imanı gereği bildiğimiz nedir? Kaderde her şey yazılı ve çizilidir. Biz dünyada misyonumuzu tamamlıyoruz. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı, neyi kazanacağımızı bilmediğimiz için biz bize verilen vazifeyi yapıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz, çoluğumuzun, çocuğumuzun nafakasını temin etmeye çalışıyoruz, hizmetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Enes'e, Hazreti Abbas'a, Abdullah İbni Abbas'a yapmış olduğu tavsiyede çok önemli bir cümle. Diyor ki: "İ'lem ennemâ asâbeke lem yekün liyuhta'ek ve mâ ahta'eke lem yekün liyusibek." Şunu bil ki, başına gelen her şey zaten gelecekti. Bundan kurtuluşun mümkün değildi. Geldi diye parçalama kendini. Ya şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım. Geç onları sen. Hepsini geç. Ve ma ahta kelem yusibe. Lem yekun yusibe. Birisinin başına bir felaket geldi, senin başına gelmedi. İşte ben şöyle yaptım da gelmedi. Geç onu da geç. Eğer Allah sana da takdir etseydi senin de başına gelirdi. Şimdi İstanbul'da bir deprem oldu geçmişte. O depremde bir takım İstanbul'un yerlisi olan insanlar dışarıdaydı. Depreme yakalanmadılar. İstanbul'un dışında olan bir takım insanlar, hatta yurt dışında olan bir takım insanlar o anda İstanbul'daydılar, depreme yakalandılar. Kararı Allah verir. Başkası veremez. Şimdi şunu çok iyi biliyoruz. Başımıza gelen sıkıntıya ya sabrederiz ya sabretmeyiz. Sabretmesek ne olacak? Sabretmeyince durum değişir mi? Gelen musibet bizden korkar, geri mi gider? Ağlıyoruz diye, feryat ediyoruz diye kaçar mı bizden? Kaçmaz. Peki sabredersek ne olur? Şimdi sabredersek ne olduğunu biraz sonra göreceğiz. Allah Celle Celaluhu kadiri mutlak olduğu halde bize neden sıkıntı verir? Dostlar, %100, %1000 diyeyim size. Vallahi billahi tallahi cennette sabretmenizi gerektirecek hiçbir olayla karşı karşıya kalmayacaksınız. Dünyada yeri gelir soğuğa karşı sabredeceksiniz. Yeri gelir sıcağa karşı sabredeceksiniz. Yeri gelir eşinizin efendim size olan feveranına sabredeceksiniz. O size sabredecek. Çocuğunuzun yaramazlığına sabredeceksiniz. O sizin baskınıza sabredecek. Yani dünyada hayatın akışında sabır, her merhalede sabırı gerektiren manzaralarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama cennette milyonlarca sene yaşayacaksınız. Sabır ya Rabbi diyeceğiniz hiçbir manzara olmayacak. Peki cennette milyon sene yaşasan bir kere sabretmeni gerektirecek bir şey olmadan bize o hayatı veren Allah neden bu hayatta bizi bir takım sıkıntılarla karşı karşıya bıraktı? İsteseydi ne olmazdı? Bu sıkıntıları vermezdi bize. Bu dünyanın doğası, bu dünyanın yaratılışı ve tabiatı gereği bu dünyada sıkıntılarla karşı karşıya kalmamak mümkün değildir. Doğdun mu?
Dünyaya geldin mi? Sonucuna katlanacaksın kardeşim. Dünyadan göçünceye kadar her an, her zaman sabretmeni gerektirecek manzaralar olacaktır. Çalışmaya sabredeceksin. Efendim, harama karşı sabredeceksin. İbadetlere karşı sabredeceksin. Aile bireylerinin, komşularının, çevrenin efendim yanlışlarına sabredeceksin. Tavır ve davranışlarına sabredeceksin. Sabretmemenin efendim insana sağlayacağı bir fayda yok. Bir tane fayda yok. Peki kıymetli dostlar, sabredersek ne olur? Sabır huyunu, ahlakını eğer prensip olarak edinebilirsek ne olur? İnşallah çok fazla vaktinizi almadan, sabrınızı istismar etmeden bunu siz kardeşlerimle Kur'an-ı Kerim muvacihesinde, yani Rabbimizin Kur'an'da bu konuyu bize direkt kendisi nasıl anlatmış ve kendisi bize sabırla ilgili neler söylemiş, yeter mi bu açıklamalar? Yani Cenab-ı Hakk'ın direkt kendisinin yapmış olduğu açıklamalar başka şeye ihtiyaç bırakmayacak kadar açık ve net olduğu için inanın ki yeter ve artar bile. Evvela şunu söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'de 70 küsür yerde sabırdan bahseder. 70 küsür yerde Kur'an-ı Kerim'de sabırdan bahseder. İmam Gazali rahmetullahi aleyhi ve kaddesallahu sirrahu der ki Allah Celle Celaluhu dünyadaki başarıların temelinde de sabrı koymuştur. Dünyada bir insan başarıya ulaşabilmesi için hangi işte başarıya ulaşmak isterse evvela sabır denen özelliği olmalıdır. Geçmiş ümmetlerle ilgili, Beni İsrail'le ilgili Allah Celle Celaluhu وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا diyor ki, Beni İsrail biliyorsunuz Firavun'un tasallutunda, efendim baskısı ve zulmü altında inim inim inlemişti. Sonra Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, onlar ne zaman ki sabrettiler, biz daha sonra onlardan imamlar ve liderler çıkardık. Yani Firavun'un tasallutundan kurtuldular, onlardan imamlar ve liderler çıkardık. Ne zaman? Lemma sabaru, sabrettikleri zaman. Kıymetli dostlar, dünyada herhangi bir işte başarılı olabilmek için mutlaka sabır önce gelir. Bir öğrenci gidiyor 5 sene, 4 sene ilkokulda, efendim sonra ortaokulunda, sonra lisesinde, sonra üniversitesinde sabrediyor ancak diplomayı alabiliyor. Sabretmeyen diplomasını alabilir mi? Alamaz. Bir eleman fabrikada çalışıyor, dairede çalışıyor, 25 sene, 30 sene çalışıyor, emekli oluyor. Çalışmasa, sabretmese emekli olabilir mi? Olamaz. Yani dünyadaki hangi başarıyı düşünürseniz düşünün, her birinizin geldiğimiz noktada elde ettiğimiz başarıyı düşünürseniz düşünün, mutlaka bunlarda ne vardır? Sabretmenin neticesi vardır. Kıymetli dostlar, Allah Celle Celaluhu buyurur ki وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Dünyada sabredenler var ya, biz onlara mükafatlarını ahirette yaptıkları bütün amelleri sereceğiz böyle. Bu amellerin içerisinde en kalitelisi hangisi? Onu baz alarak bütün amellerini ona göre değerlendireceğiz. Yani bir kulun yaptığı ameller içerisinde muhtelif kalitelerde ameller var. Mevla buyuruyor ki eğer bir insan sabırlı bir kul olarak karşıma gelirse yapmış olduğu amelleri şöyle tadad edeceğim, sayacağım, bakacağım. Bu ameller içerisinde en kaliteli hangisi? Şu ameldir. İşte bütün amellerini o kalitede kabul ederek kendisine mükafat vereceğim diyor. Yani kıymetli dostlar, çok açık açık Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bize ne diyor? Bütün sabır, bütün amellerinizi mükemmel kaliteli hale getirmiş olur. Kalitesiz amellerinizi de kaliteli amel haline getirmiş olur. Ahirette en kaliteli amelimizden aldığımız mükafat neyse onu almış olacağız. Bir başka ayeti kerimesinde
Ulaike yu'tevne ecrahum merrateyni bima sabaru. Onlar öyle insanlardır ki biz onlara ücretlerini, mükafatlarını sabretmeleri sebebiyle kat kat vereceğiz. Yani sadece yaptıkları amellerin karşılığı değil, sabır işin içerisine girince onların amellerini tekrar tekrar kat kat mükafat olarak kendilerine vereceğiz diyor. Bunlar her birisi sabrın fezailini anlatması bakımından güzel de şu ayet-i kerimeye ne dersiniz kıymetli dostlar? Allah buyuruyor ki اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Çok enteresan bir ayet-i kerime. Arapçada innema ancak böyledir başka türlü olmaz anlamını ifade eder. Diyor ki Allah Celle Celaluhu, kullarım oruç tuttunuz, namaz kıldınız, sadaka verdiniz, efendim iyilik yaptınız, her birisinin karşılığı vardır. Her bir amelin kendisine göre bir karşılığı vardır. Ancak sabredenler var ya, ben onlara mükafatlarını verirken hesap ile vermem, hesapsız verir. Demek ki hacca gidersin karşılığı bellidir. Yani sen bilmezsin ama melekler bilir bunu. Umreye gidersin karşılığı bellidir. Bir fakiri sevindirirsin karşılığı bellidir. Namaz kılarsın karşılığı bellidir. Ama sabretmek var ya. Eğer sabredenler arasına girebilirsek Cenab-ı Hak hesapsız, ölçüsüz mükafat veriyor. İnnemâ yüveffes sabirûne ecrehum bigayri hisab. Bigayri hisab ne demek? Hesapsız demektir. Kıymetli dostlar, Rabbimiz nezdinde biz sabreden bir kul profilini yakaladığımız zaman Cenab-ı Hak hazinesinin kapılarını sonuna kadar bize açıyor. Hesapsız ya. Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle ve Ala Hazretleri övdüğü ne güzel kuldur dediği peygamberlerden birisi Eyüp Aleyhisselam'dır. Kıymetli dostlar, Eyüp Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu ne güzel kuldur cümlesini ne zaman kullandı? İnna vecednahu sabira ni'mel abd. Biz onu sabredici olarak bulduk. O ne güzel kuldur dedi. Bakınız Eyüp Aleyhisselam'ı kıldığı çok namazlarla, tuttuğu çok oruçlarla, yaptığı çok zikirlerle ne güzel kuldur ifadesini kullanmadı. Elbette onlar da mahirdi. Ancak Eyüp Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak kıyamet sabahına kadar ne güzel kuldur şeref madalyasını takarak Amerika'da, Rusya'da, Çin'de, dünyanın neresinde hangi Müslüman varsa Eyüp Aleyhisselam'ı tanırken ne güzel kuldur ifadesini ile Kur'an-ı Kerim'den tanıyor. Nasıl bir madalya ki bu madalya kıyamete kadar devam eden, kendisi yokken madalyası var. Ne demek kendisi yokken madalyası? Yani madalya alanlar kendisi öldüğü zaman madalyaları da gidiyor. Piyasadan kayboluyor. Ama Eyüp Aleyhisselam dünyada yok da biz ne diyoruz şimdi? İnna vecednahu sabiren ni'mel abd. Allah Eyüp Aleyhisselam için o ne güzel kuldur buyurdu. Bakın madalyası aramızda dolaşıyor. Aynı ayeti Amerika'da, Çin'de, Rusya'da, Japonya'da okuyanlar yine Eyüp Aleyhisselam'ın madalyasını sallıyorlar orada. İşte Eyüp Aleyhisselam'ın madalyası. Nedir o? Allahu Teala'nın ona verdiği birincilik madalyası. Ne güzel kuldur madalyasını vermiştir ona. Neyin karşılığında vermiştir onu? İnna vecednahu sabira. Onu biz sabredenlerden bulduk diyor. Ve biz onu sabredenlerden bulduğumuz için o ne güzel kuldur mükafatını elde etmiştir. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri bu bahsettiğimiz sabrın mükafatlarının yanında Kur'an-ı Kerim'de innallaha ma'as sabirin ifadesi var. Bu da gerçekten sabırla ilgili, fazail ve kemalatı ile ilgili bilinmesi gereken, unutulmaması gereken bir özellik, bir mükafattır. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? İnnallâhe ma'as sabirin. Allah, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Kıymetli dostlar, bakınız,
Bir olayla karşı karşıya kaldığımız zaman ya sabrederiz veya kızarız, isyan ederiz. Kızdığımız zaman, isyan ettiğimiz zaman Allah bizimle beraber değil, şeytan bizimle beraberdir. Bakınız dostlar, bir insan sinirlendiği zaman, aynaya baktığı zaman rengi nereye dönüşür? Kızarır, doğru mu? Sinirlenen insan kıpkırmızı olur. Neden kırmızı olur? Efendim, kalpte atışlar çoğalıyor. Kitaplar der ki, bakınız, insan kızdığı zaman, sinirlendiği zaman yüzü kızarır. Çünkü şeytan ateştendir. Artık kızan ve sinirlenen insanın içine şeytan giriyor. Onu her türlü kötülüğe sevk ediyor. Öldür, as, kes, söv, döv, tekmele. Bütün münasebetlerini kes. İşteki duygular böyle. İşteki duygular böyle. İşte insan sabredici bir özelliğe sahipse Allah'la beraberdir. Eğer sabretmeyip de efendim tersi sinirlenmek, feveran etmek ve intikam almak gibi eğilimlere dönüştüğü zaman, o zaman Cenab-ı Hak diyor ki ben seninle beraber değilim. Sen şeytanla berabersin. Kontrolü kim alıyor? Direksiyona kim geçiyor? Şeytan geçiyor. Şimdi hapishanelerde yatmakta olan, cinayet sebebiyle yatmakta olan, kavga sebebiyle yatmakta olanların her birisi aynı meselenin kurbanı olmuştur. Yani sabredip Allah ile beraber olmak varken sabretmeyip direksiyonun başına şeytanı geçirmiştir. Şeytan vur demiş, vurmuştur. Efendim şunu yap demiştir, yak demiştir, yakmıştır. Ve olay kötü bir şekilde sonuçlanmış. Adamın dünyası da perişan olmuş. Ahireti de perişan olmuş. Yani şeytanı dinleyince olay böyle gerçekleşiyor. Şimdi hafızımızın okuduğu ayeti kerimelere bakalım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki يَا يُهَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اِسْتَعِينُوا Benden yardım isteyin. Zaten kıymetli dostlar, biz hep Cenab-ı Hak'tan yardım istiyoruz. Nerede istiyoruz? Günde en az 40 defa Cenab-ı Hak'tan yardım istiyoruz. Yardım isteyeceğimizi söz veriyoruz. Ne diyoruz? اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ diyoruz. Ne demek? اِيَّاكَ نَعْبُدُ Ancak ve ancak sana ibadet ederiz. وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ancak ve ancak yardımı da senden isteriz. Çünkü Allah takdir etmedikten sonra sana kimse yardım edemez ki. Bana kimse yardım edemez ki. Dolayısıyla bütün yardımlar Allah'tan gelir. Terkozdan su gelmedikten sonra kimin musluğundan su akar? Terkozda su yoksa, oradan su gelmiyorsa kimin musluğundan su akabilir? Ya arkadaş, bende su yok, sen bana su verir misin? Senin muslukta akmıyorsa benimki de akmıyor. Değil mi? Allah vermedikten sonra sana kimse veremez. Onun için yardım isteyeceksin, Allah'tan isteyeceksin. Zaten biz de onu söz veriyoruz. Ve iyyake nestaîn. Şimdi Allah Celle Celaluhu bize diyor ki kulum tamam. Sen diyorsun ki ve iyyake nestaîn. Yardımı ancak senden isteriz diyorsun. Tamam, benden yardım iste. Benden yardım istemenden dolayı sevinirim, mutlu olurum. Seni severim. Efendim, sana istediğini de veririm. Ama nasıl isteyeceksin yardımı benden? İsterim demekle oldu mu? Olmaz. Nasıl isteyeceksin? Bir de şekil var, değil mi? İsteinu, benden yardım isteyin. Benden yardım istemekte iki tane önemli şart var. Bu iki yola girmezseniz istemeniz havada kalır. Nedir bu iki tanesi? Birincisi bir sabır. Sabır olmadan ne kadar yardım isterseniz isteyin, hava alırsınız. Demek ki kıymetli dostlar, Allah'tan bir şey istediğimizde ne istersek isteyelim, o istediğimize ulaşabilmek için önce bizde ne lazım? Sabır lazım. Ben istedim ya, niye gelmedi? Dur ya, sen Allah'ın işine karışma. Allah'ın işine niye karışıyorsun? Şimdi biz
desek ki hep beraber yalvarsak, ya Rabbi biz saat 7'yi, 7.30'u, 8'i bekleyemeyiz. Şimdiden güneşi doğdur ya Rabbi, şimdiden güneşi doğdur. Yırtınsak, parçalansak güneş doğmaz. Vakti var, saati var. Geldiği zaman doğar. El eşya'u merhunetun bi evkatiha. Her şeyin bir vakti saati var. Anne karnına çocuk düştü. Ya biz bu çocuğun doğmasını istiyoruz. Ya Rabbi bu 9 ay bizi bekletme. 9 günde ver bize. Olmaz. 3 ayda ver bize. Olmaz. Her şeyin bir vakti var. Senin istediğin şeyin de bir vakti var. Onun doğum vakti geldiğinde doğacaktır o. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Ha, demek ki biz Allah'tan isteyeceğiz ama isterken ya ben istedim, ne bekliyor? Tamam biz isteyelim şimdi, güneşin doğmasını isteyelim. Bekler güneş, sen istedin diye erken doğmaz. Ha, biz Cenab-ı Hak'tan isteyeceğiz ve şuna inanacağız. Bize istediğimizin gelmesi ne zaman için bizim adımıza hayırlıdır? Bunu biz mi biliriz, Allah mı bilir? Allah bilir. Allah bilir. O zaman biz isteyeceğiz. Ya Rabbi ben istiyorum diyeceğiz. Sabredeceğiz. Ne zaman gelirse Ya Rabbi en doğrusunu sen yaptın. En hayırlısı budur diyeceğiz. Biz buna böyle inanacağız. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. İsteinu. Benden yardım isteyin. Ama nasıl isteyeceksiniz? Birincisi bir sabır. Sabırla isteyeceksiniz. Yardım istemenin birinci şartı ne olduğu anlaşılıyor. Çok açık ve net bir şekilde sabır olduğu anlaşılıyor. Dersimin başında ifade ettiğim gibi her birinizin hayatınızda başardığınız birçok şeyler var. Sabırsız hiçbirisini başarmadınız. Hep sabırla başardınız. Elde ettiğiniz her şeyi sabırla elde ettiniz. Sabretmediğiniz yerde kazandığınız ne oldu veya sabretmediğimiz yerde kazandığımız ne oldu? Sadece kendimizi yıprattık. Kendimizi parçaladık. Başka hiçbir şey olmamıştır. Hiçbir karımız olmamıştır. En büyük zararımız Allah'ın karşısında onun takdirine razı olmayan sabırsız bir kul olmak, lekesini alnımıza yapıştırmışız. Sıkıntımız burada. Kıymetli dostlar, elbette sabır dendiği zaman başımıza gelen sıkıntılara karşı sabretmek vardır. Bir de kıymetli dostlar, canımızın istediği, nefsimizin istediği ama dinimizin haram dediği şeyler var. Şimdi dinimize bakıyoruz, sırtımızı çeviriyoruz. Canımızın isteğine bakıyoruz, yüzümüzü çevirmek istiyoruz. Burada bir mücadele var. Burada ciddi bir sabır ister. Şimdi kıymetli dostlar, ben kendi açımdan söyleyeyim. Hepinizin de öyle olduğunu düşünüyorum. Rahat anlaşılsın diye söylüyorum. Ben çocukluğumdan beri içki hiç içmediğim için, hiç içkiye meyletmediğim için, sevmediğim için içki karşısında sabırlı olmak diye benim için bir özellik olamaz. Canım zaten istemiyor içki içmeyi. Öyleyse içki içme konusunda benim için sabır söz konusu değil. Arzum yok ki sabredeyim. Bir insanın affedersiniz hayızdan nifastan kesilmiş. Dünyanın en güzel hanımını, kadını getirseniz bile onunla bir yatağı paylaşacak manzarası yok. Bu adam zinaya karşı sabretsin. Zaten versen yapacak durumda değildir. Bu adamın zina karşısında sabırlı olması söz konusu değildir. Ama ticarette sıkıştın. Ödemeler sıkıştırıyor. Bankalar da gel 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 diyor. Bankalar gel 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 diyor. Işık yakıyor. Yakıp söndürüyor. Gel diyor kredi vereyim sana. Gel kredi vereyim sana. Öbür taraftan müşteri çekimin günü geldi parasını ver diyor. Bu tarafa bakıyorsun. Ne yapacağım diyorsun. Banka diyor ki ya ben hazır ben hazır bekliyorum diyor. Ne yapacaksın şimdi? Burada bildiğin bir haram var. Allah'a savaş ilan edilen bir haram var. Öbür tarafta sıkıştığın bir durum var. Peki ne olacak şimdi? Ne yapacaksın şimdi? Hemen neyi hatırlayacaksın? Beni İsrail'in balık avlama meselesini hatırlayacaksın. Beni İsrail balık avlıyordu. Balık avlayan geçimini buradan temin ediyordu. Allah Celle Celaluhu
isyanları sebebiyle, şımarmaları sebebiyle, peygamberlerini dinlememeleri sebebiyle dedi bir dakika, siz bu kadar isyan mı ettiniz? Size sınırlama getiriyorum. Cumartesi günü balık avlamanız yasaktır. Haftanın her günde balık avlayabilirsiniz ama cumartesi günü balık avlayamazsınız dedi. Haramdır. Balık aynı balık. Ama ben Allah olarak size diyorum ki cumartesi balık avlamanız haramdır. Bu talimatı veren Allah Celle Celaluhu balıklara da talimat verdi. Haftanın her günü kaybolacaksın. Cumartesi geleceksin piyasaya dedi. Şimdi pazar günü balık lazım yok piyasada. Pazartesi balık lazım yok piyasada. Salı lazım yok piyasada. Çarşamba lazım yok piyasada. Perşembe lazım yok piyasada. Cuma lazım yok piyasada. Cumartesi lazım. Ortalık kaynıyor. Gel de sabret sen şimdi. Gel de sabret. Muh dediler. Kendi kendilerine fetva uydurdu bir kısmı. Dediler balık balıktır ne fark eder yani. Ne oldu? Kaybettiler. Sonra ne oldu? İmtihanı kaybedenler. Allah Celle Celaluhu. Onlar felemmâ nesû mâ zükkirû bihi. اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰوءِ وَاَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ Etmeyin gitmeyin Allah'ı dinleyin diyenlere. Onların da balığa ihtiyacı vardı. Bir kısmı dedi ki sakın ha Allah'ın dediğini çiğnemeyin. Allah'a karşı gelmeyin. Sabredin. İmtihandasınız. Kaybetmeyin imtihanı diyenler vardı. Ne fark eder balık aynı balıktır diyenler vardı. Biz balıksız yaşayamayız diyenler vardı. Diyor ki Allah Celle Celaluhu onlar bizim emrimizi terk edince اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّٰوءِ Etmeyin gitmeyin diyenleri kurtardık. وَاَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ Zulmeden zalimleri, Allah'ı dinlemeyen o zalimleri elim bir azap ile yakaladık fasıklıkları sebebiyle. Onun için kıymetli dostlar, haram karşısında gönlün meylettiği zaman, harama ihtiyaç duyduğun zaman işte sabır orada devreye girecektir. Harama karşı sabır orada devreye girecektir. Demek ki belalara karşı, hastalıklara karşı sabretmek olduğu gibi haramlara karşı sabır. Ne zaman haramlara karşı sabır gündeme gelir? Canın istediği zaman, pozisyon seni harama sevk ettiği zaman. Kadıncağız elini uzatıyor. Hoş geldin diyor. Kadının eli ayakta havada kalırsa mahcup olacak. Yani şimdi burada merhamet sahibi olup elimizi uzatıp hoş bulduk mu diyeceğiz? Yoksa bizi gören Allah'ımızı hesap ederek elimizi çekip teşekkür ederim hoş bulduk mu diyeceğiz? Burada doğrusu hangisi? Bir kadının elinin havada kalması çok büyük zarar mıdır? O da senden bir ders almış olur. Demek ki bayan yabancı bir erkeğe elini uzatmamalı. Uzatırsa bak bu adam niye elime tutmamıştır? Demek ki dininde böyle bir kural vardır. O da en azından bir emri bil maruf öğrenmiş olacak. Örnek veriyorum. Şimdi bana hiçbir kadın elini uzatmayınca kadının el uzatmasına karşı el uzatmama noktasında ben sabırlıyım, dirayetliyim dememin bir anlamı yok. Ama bir insan düşünün ki her gelen kadın el uzatıyor kendisine. Şimdi orada o insan elini uzatmıyorsa işte sabreden odur. Ben değilim. Bana zaten el uzatmıyorlar. Bilmem anlatabildim burasını. Şimdi kıymetli dostlar, haramlar karşısında sabır ne zaman bizi abat ediyor? Gerçekten haramlara karşı gönlümüzde, içimizde bir meyil olur. Biz de ne yaparız? ABS freni mi? Hangi frense, en sağlam fren hangisiyse o frene basacağız. Ölmek var, dönmek yok diyeceğiz. Ve Allah'ın sabreden kullarından olacağız. Şu ayeti kerimeyi bitireyim ve dersimi de noktalayayım. Diyor ki Allah Celle Celaluhu benden yardım isteyin. Ama öyle havadan yardım istemeyin. Usulsüz yardım istemeyin. Usulsüz vusul olmaz. Usulsüz vusul olmaz. Kimlik çıkaracaksın, kimlik değiştireceksin. Muhtarlığa uğramadan, fotoğraflarını onaylatmadan git bakalım nasıl değiştireceksin? Usulsüz vusul olmaz. Yani kurallara uydun mu neticeye ulaşırsın. Kurallara uymazsan git şunları tamamla gel diyorlar sana. Aynı şekilde yardım istiyorsan usulsüz vusul olmaz.
Cenab-ı Hak diyor ki benden yardım isteyebilmen için evvela benim nezdimde sen sabreden bir kul olmalısın. İkincisi vessala. Yardım istiyorsan ben senden bir de namaz da istiyorum. Namaz da istiyorum senden. Salat dua manasına da gelir. İstersen ikisini de birleştirerek söyleyelim. Namaz ve dua da lazımdır. Allah'tan yardım isteyen insan önce sabır, sonra namaz ve duaya asılmalıdır. Netice ne zaman gelirse hayır ondadır diye bilmek lazım. Hatırlar mısınız kıymetli dostlar? Rahmetli Necmettin Erbakan, Allah garika yarık rahmetler eylesin. Anayasa Mahkemesi'nde uzun uzun savunmuştu kendisini. Savunan adam diye o zaman gazetelerde efendim başlık atılmıştı. Neticede Anayasa Mahkemesi dedi ki partini kapattık dedi. Şimdi herkes ne oldu onu sevenler üzüldüler. Bu neyin nesidir? Niye böyle oldu? Demokrasi de olması lazım, olmaması lazım dediler. Ama ben sonuca bakmak açısından söylüyorum. O bir doğum sancısı oldu. Ondan sonra ne güzellikler oldu. Hiç beklemediğimiz güzellikler gerçekleşti. Zaman içerisinde bugüne kadar baktığımız zaman beklemediğimiz güzellikler gerçekleşti. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bugün böyle, yarın ne olacağını Allah bilir, yine biz bilmeyiz. Bu bakımdan biz ne yapacağız? Bir sabredeceğiz. İki namaz ve dua ile Allah'a yalvaracağız. Sonucu bekleyeceğiz. İsta'inu bis sabri ve salâ. İnnallâhe ma'as sabirin. Bundan sonra yani sabırla ve namaz ile benden yardım isteyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir diyor. Sabreden ve namaz kılanlarla beraberdir de demiyor. Burada özellikle sabır üzerine Cenab-ı Hak ne yapıyor? Vurgu yapıyor. Ve devamında da وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ diyor. Kullarım bakın, ben size açık açık söylüyorum. Ben sizi ciddi imtihanlardan geçireceğim. Düşman korkusu vereceğim, geçim korkusu vereceğim, iflas ettim ediyorum, battım batıyorum korkusu vereceğim. Velcu'a açlık vereceğim. Ve neks-i minel enbali, mallarınız azalacak. Sermayem azaldı, gidiyor, batıyorum. Ve semerat, bağınızda, bahçenizde meyveleriniz azalacak. Eyvah iflas ettim diyeceksiniz. Bütün bunları ben sizi imtihan etmek için yapacağım. Duruşunuz nedir? Allah'a güveniniz, Allah'a bağlılığınız, sabır noktasındaki duruşunuz nedir? Ben bunu deneyeceğim. Size söylüyorum, açıktan aşağı diyor Allah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَاللّٰهِ مُحَقَّقْ ben sizi deneyeceğim. Ayet-i kerime nasıl bitiyor dostlar? وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ Habibim sabredenlere müjde ver. Sabredenlere müjde ver. Kıymetli dostlar, İbadetlerimizde, haramların karşısında durmakta ve başımıza gelen felaketlerde sabredip Allah'ım en iyisini sen bilirsin. Bana en iyisini nasip eyle. Bana Rabbena efrig aleyna sabran. Allah'ım kalbimizi sabırla doldur. Kur'an-ı Kerim'deki dualardan birisi. Efrig aleyna sabran. Kalbimize sabır akıt, sabır akıt Allah'ım. Kıymetli dostlar, sözümü şöyle bitiriyorum. Rabbimiz sabra hiçbir ibadete vermediği mükafatı veriyor. Sabır namaz gibi, oruç gibi geçici bir ibadet değildir. Bütün ibadetleri de içerisine alan, hayatımızın her safhasını kuşatan, ticaretimizde, ziraatimizde, aile hayatımızda, sosyal hayatımızda, kazanmamızda, harcamamızda her zaman bizimle beraber olan ve bizden ayrılmayan bir özelliktir, bir güzelliktir. Rabbim her birinizi, her birimizi sabredilmesi gereken yerlerde sabredenlerden eylesin. Şükredilmesi gereken yerde de şükredenlerden eylesin. Rabbim dünyanızı, ahiretinizi mamur eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.